Teći i ustavni Begin. Rokovi za prijevremene parlamentarne izbore moraju održati najranije 30, najkasnije 60 dana. Igram Slam Dance. Igram Slam Dance. Datum je 11. septembar. Hodnici Hrvatskog sabora do jeseni će pusti, jer njegov najkraći saziv i formalno je prestao s radom. U proteklih 7 mjeseci održao je 3 sjednice i donio 33 zakona. Ja mislim da je. Priznaje da sabor nije ispunio očekivanja građana i strukturne reforme. Ja bih rekao na neki način krivica svih nas koji smo okay, ljudi da nismo jednog papira ono što su građani od nas očekivali. Uz zakone sabor je uspio izglasati proračun za ovu godinu. Zastupnici su se za riječ javili više od 4.500 puta. Najglasniji vidite, je Mostovac Miro Bulj, dok statistika pokazuje kako se sportašica Sandra Perković s liste Milana Bandića niti jednom nije javila za raspravu. Iz Mosta pak žale što nisu uspjeli donijeti zakon o rezanju plaća saborskih zastupnika. Mi smo taj zakon predložili kao prvi zakon u novom sazivu parlamenta. On je uvršten u dnevni red. I nakon toga o njemu se, on nikad nije došao na raspravu, o njemu se nikad nije glasovalo. Take two, ojej! Samo iz jednog razloga, predsjednik Hrvatskog sabora nikad nije uvrstio u raspravu. Iako je Željko Reiner htio da se posljednja saborska sjednica održi danas, ona je otkazana jer je SDP poručio kako nakon glasovanja o raspuštenju sabora ne želi sudjelovati u njegovom radu. Pa da je što je tako ispada iz svih podataka koje imamo. Dakle, opozicija u 4 mjeseca je uspjela srušiti vladu, koju je usput bude rečeno srušila i sama sebe, vladajuća većina, help onda je to me. Realna ocjena. Help. Što se tiče samog rada sabora, dakle donijeli smo vrlo malo zakona jer ih je vlada vrlo malo predložila. Okay. Ono što je predložila opozicija uglavnom nije dolazilo na dnevni red. A sada je na redu predsjednica koja će, doznajemo, u subotu raspisati izbore. Oni se moraju održati u najkraćem roku od 30, odnosno 60 dana najviše. Raspisivanjem izbora i vlada formalno postaje tehnička. Već sada ima minimalne ovlade. Samo da kažem gdje si. Druge strukture državne uprave, ljudski prava, prava nacionalnih manjina. Kentru. Naš ide super finale u Sarajevu. I ne. Ha? Ma da vas želim. Şimdi bana yeğenimle ilgili her şeyi anlatacaksın. Yeğenim mi? Ne. Sakın bana yalan söyleme kalkma. Asuman'ın halası olduğunu biliyorum. Şimdi anlat bakalım. Yeğenine ne işler çeviriyorsun? Vallahi sandığınız gibi bir şey değil. Tabii ki öyle. O zaman ben sana Asuman'ı tanıyor musun dediğimde. Niye bana gerçeği söylemedin? Kötü bir niyetim yoktu. Kes sesini. Kötü bir niyeti yokmuş. Ben biliyorum sebebini. Babam da sakladı değil mi? Yok. Bana bak. Şimdi bana her şey ödeyeceksin. Babam niye o kızı kadar duruyor? Nikahtan kaçacak kadar niye önemsiyor? Her şeyi anlatacaksın. Wow. Wow, wow, wow. Sence işin ihtiyacı vardı. Necdet Bey de ona iş bulmuş. Bu kadın. Kesin başka bir çıkarı vardır. Sen bir aptal mı zannediyorsun? İki gözüme baksın ki hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadar yalanlar sonra. Sana inanmamı mı bekliyorsun? Bana bak Nazan. Ya bana her şeyi anlatırsın. Ya da seni çok fena yaparım. Kopuyorsun chat. Babam et koruyor. Sen de onları ortak alıyorsun. Bana her şeyi anlatacaksın. Anne, ya, hiçbir şey bilmiyorum Arslanım. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah sizi kahretsin. Da je ono... Papir. Papir, papir, papir. Vidite ga tamo. Tebe, sizi görünce çok sevindi. Hem de nasıl anne? Bebeği görünce bir koşuşu var, anladın mı? Hemen boynuna sarıldı. Okey. Ah yavrum. Hem yetim, hem öksüz. Öyle mi? Öyle anne. Önce benden biraz çekindi. Muhtaçtı. Sevgiye muhtaç tabii yavrucak. Allah sen yardımcısı ol. Tamam.
kadından bir saniye olsun ayrılmak istemedim. Ne de olsa hayatını kurtarmış kızım. Şunu yapayım. Nasıl sevmiyorsun? Kesti. Ben de onun için. Vida tu fest. Pasedam. Paus. Ah. Okay. Düşünmüşsün Kenan. Aslında ben de bir şeyler yapmak isterim. Yetimhaneye. Hem diğerlere bir faydam olur. Ha? Ne dersin oğlum? Anne harika. Öyle diyorsan. Hediye geldi. Kramiyelerden de yedin mi abla? Yedi. Hem de görür görmez. Fist. Uydua. O kadar güzel. Sıkı Elif'in gibi. Madana zamkis. Sanki hem çocuk hem de olgun bir kız. Bazen bakışlarına bir hüzün çöküyor. O anda bütün o çocukluğu dedi veriyor. Bir kadar onun da yüzünü görmemiş. Neyse ki senin gibi iyi bir yere çalıştı abla. Murat geldi herhalde. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk. Git bayılına bir film oynat. Okay, to some of the signal. Köy küçük olmuşuz yine. Hı. Ben de yapayım diyeceğim ama bu saatten sonra pek bir işe yaramış. Bingo. Bunun için olduğunu söyleyecek misin? Bayağı bir iş böyle yapalım. Ben götürüp eve gittim. İyi tanıdığım biri. Elif. Kimse bulamaz. Aday. Elif'im. Okey. Да, 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 да